Açmayacak mısın kapıyı? Bundan sonra kapıları yavaş kapat. Verdiğin zarara yenileri eklenmesin. Aylığımdan kesersin. Tabii keseceğim. Hah, 7 numara. Beş kır bulduk lan. Kapı niye açık lan? Sinan! Neredesin kardeş? Bir ses ver! Neredesin? Sinan! Nerede oğlum bu çocuk? Lan bu çakal benimle dalga geçiyor. Anne, bu Sardis'i başımıza atıp nereye kayboldu bu Ömer'le şu çocuk? Aman be, Allah Allah. Nereye kayboldularsa kayboldular. Onları mı merak edeceğim? Kafamı dinliyorum ha. Şu ceviz kabuğu kadar evde oturuyoruz ya. Sen o tıfınları merak etmeyi bırak da, sen yarından tezi yok. Ömer'den Fatma'nın adresini al, Fatma'ya git. Bırak ya anne, Allah'ını seversen. Yani ben koskoca Hünkaroğlu ailesine gelin gitmişim. Hanım olmuşum. Yani öyle gidip milletin ağız kokusunu falan çekip öyle hizmetçilik edemem yani. Kız manyak manyak konuşma. Hizmetçilik mi yap diyor sana? Allah Allah. Sen bir kere o villanın kapısından içeri gir. Ondan sonra sallah Kerim. Bizi de aldırırsın yanına. Kız biz ana kız. Koskoca Hünkaroğulları konağını zapt ettik ya. Orayı mı zapt edemeyeceğiz? Oo, hem ne güzel olur Şerife. Koskoca villa. Havuzu da vardır oranın. Saunası da vardır. Oradan oraya girer çıkarız. Olur mu diyorsun kız? Kız niye olmasın manyak? O kara kuru Fatma bile nerelerden nerelere geldi görmüyor mu? He? Kızım bak burası İstanbul. Allah Allah. Burada kafayı çalıştırırsan ayakta kalabilirsin. Kız bizi mi dinliyor bu? Böyle anlıyormuş gibi anlamlı anlamlı bakıyor. Bunlar dudak okur ya, dudak okur bunlar. Bana bak artık bunun yanında tamam mı? Böyle dudaklarını hareket ettirmeden konuş. Böyle konuş, böyle. Ne oluyor? Ay, konusunda son kez uyarmıştım. Ne yapıyorsunuz? Beğendin mi şimdi yaptığını? Beğendin ha? Delir misiniz siz? İmdat! Cennete kapalı tutacaksın yoksa öldürürüm seni. Duydun mu beni? Bundan sonra ne Fatma'nı ne benim yanıma yaklaşacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Şimdi topla bunu buradan defol git buradan. Sağ olasın bacım. Afiyet olsun.
Ayşe. Hayırdır bacım, yüzünden düşen bin parça? Bir şey mi oldu? Yok bir şey abi. Yok var bir şey. Anlat bakayım abine sen, ne oldu? Yok bir şey abi, vallahi bir şey olmadı. Ya Ayşe. Ben seni tanırım. Anlatsana bana, ne oldu? Yeter be. Ne bu şeyler? Kime kızdın da barut gibisin? Ben sebep oldum, tamam mı? Neden? Sen bacını sorguya çekeceğine Fidan Hanım'ın yanında nasıl şoförlük edersin? Onu deyiver. Ya karıştırma şimdi onu ona. Öğrenmeyeceğim mi sandın ha? Ya selam verdik, borçlu çıktık, iyi mi? Sen de hiç onur kalmadın bayrama. Ya ana, gözünü seveyim, başlama yine. Nasıl yediriyorsun kendini? Ya ana deme şöyle bana. Fatma orada, elin adamıyla senin önünde aşne fişne yapıp kırıştırırken sen onlara uşaklık mı edeceksin ha? Ya bana deme şöyle dedim ya. Konuşma şöyle Allah aşkına. Bilmiyor mu ben sanki ne olduğunu? Allah. Gene delirdi. Sana nasıl minnettarım anlatamam acili. Sana bir can borcum var artık. Hiçbir borcun borcun yok dayı. Kurtardığın cana karşılık ben de oğlunun canını kurtardım. Ödeştik. Benden de bu kadar. Anlamadım. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Sen yoluna ben yoluma yani. Al oğlunu da zapt edebiliyorsan kendin koruyup kolla. Bak dayıcığım. Ben bu işlerden hiç anlamadım ya. Anlamam. Tamam. Ha. Hadi bana eyvallah. Sahiden bu kadar kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Canının istediği zaman anlaşmamızı bozacaksın. Hayatına kaldığın yerden güzel güzel devam edeceksin, öyle mi? Değil mi? Eğer buradan tek başına çıkıp gidersen Sait'e karşı hiçbir şansın kalmaz. Ya dayıcığım bak ben sana bir şey diyeyim mi ya? Bizim beş para etmez bir canımız var. Ha. Onu da yeri geldiği zaman veririz. Arkamıza da bakmadan borçsuz, harsız bu dünyadan çekip gideriz. Canımızdan korsaydık. Senin canını kasteden kim oğlum? Ha? Tanıdıklarının, sevdiklerinin, yanındaki herkesin canı. Peki bu başımızdaki beladan bizi ne kurtarır? Bir tek şey. Ha. Sait köpeğinin gebermesi. Sen şimdi diyorsun ki başka türlü ne sana ne bana rahat yüzü yok dünyada ha? Öyle mi? He, öyle diyor. O zaman rahatlayalım be dayı. Hadi bakalım. At onu. Vay, hadi. Aa ya gittikçe yaklaştım. Bak. Gördün mü? Çalışınca daha güzel oluyor. Bir şey soracağım. Artık barıştık mı? O zaman seni bir tane öpebilirim ha? Oh. Sen de beni öpeceksin mi? Oh. Bak bir de bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra benden korkmak yok. Tamam? Yok. Çak o zaman geçtik. Oğlum. Salih ters su içinde kalmışsın yavrum. Hem daha kahvaltısını etmedi. Ya çocuk daha yeni iyileşti. Böyle oyunlar ona göre değil.
Ya hiçbir şey yok, aslan gibi çocuk. Hem çocuk dediğin düşer kalkar terler öyle büyür. Benim çocuğum öyle büyümeyecek. Ya bu gidiş de. Salih! Oğlum! Oh. Gel bakayım. Bayram dur! Gel. Salih! Gel. Bayram nereye götürüyorum ben? Hastaneye, araba şurada. Salih! Kızım ne bu bağırış çağırış? Neymiş gene o kadının derdi? Çocuk rahatsızlandı da Fidan Hanım. Onu hastaneye götürüyorlar. Gebersin. İnşallah. Siz ne diyorsunuz ya? Ne biçim insanlarsınız? Siz hiç mi vicdanınız yok? Çocuk o çocuk. Kız Ayşe valla çok acayip kızsın ha. Niye? Ay okula gideceğim diye tutturdun. Yapmadığın şey kalmadı, herkese inat. Şimdi Irazcan'a zorla git diyor. Gelmiş burada bana bankta oturmuş, gitmeyeceğim diyorsun kızım. Aa. Sınma, bana yaptıklarını anlattım sana. Ya bu kadar olaydan sonra ben bir daha nasıl gideyim o okula ya, sen söyle. Aslanlar gibi gidersin, anladın mı? Göğsünü gereye gereye gideceksin. Memleketin her yerinde mal gibi görüp de o okula gönderilmeyen o satılan kızların yerine gideceksin. Hem ne diyor senin hoca da ana? Sen Iraz Canan'ın kızısın. Meydan o zengin şımarık popüleri mi bırakacaksın? Aa! Hem benim aklımda bir fikir var. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Hazırlanacağız. Madem bu bir savaş, madem savaş çıktı, biz hazırlanacağız savaşa. Biz daha iyi hazırlanırız onlardan. Savaşmayı en iyi biz biliriz. Yalnız benim o cadı anam Poppy falan demez. Bilmez yani. Ay ben diyorum, Poppy uydurdum işte kız. Ya Poppy ne ya? Ay böyle yürüyorlar ya, çantaları böyle konuşuyorlar ya, böyle hıçkırık tutmuş gibi. Onlar işte Poppy. Poppy. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Hepiniz kendinize iyi bakın, olur mu? Bir de böyle apar topar gidilmez ki. Doktor bey. Buyurun hemen böyle buyurun. Al doktor, bir şey yapın. Ne olur bir şey yapın. Oğlum. İçeri alın. Ne oldu? Anlamadım ki, oynuyorduk birden bayıldı. Ya Amerika'da tedavi görüyordu. Kenan Bey'i çağırsanıza, Kenan Bey her şeyi biliyor. Kenan Eroğlu mu? Kenan Eroğlu, bu hastanenin sahibi Kenan Bey. Hocam telaştan şimdi tanıdım küçüklüğü. Hasta Kenan Bey'in oğlu. Ya o benim oğlum. Ne Kenan, o benim oğlum. Bayram. Çabuk benimle gel. Ya o benim oğlum. Allah'ım yarabbim, olursan ona yardımcı ol. Yalvarıyorum, sen ona yardım et Allah'ım. Ne olursun. Benden al, ona ver ya Rabbim, benim ömrümden al. Ona ver, sana yalvarıyorum Allah'ım. Beni demedim ya. Birini mi arıyorsun dedim. Nilüfer'in bu kadar uğraşmaya değmezdi. Boşuna giymişsin. Ne alakası var? Ayrıca o eski yırtık kıyafetlerinde bile daha güzeldi. En azından sahiciydin. İşte o sendin. Buradaki hiç kimseye benzemiyordun. Ama şimdi bak, herkes gibisin. Saçmalıklarını dinleyemeyeceğim. Merak etme. Bir daha yüzümü de göremeyeceksin. Niye, nereye gidiyorsun? Bayağı üzüldün ama sen. Ne üzüleceğim ya, ben öylesine sordum. Ayşe. Elimde olmayan nedenlerden tanışmamız pek güzel olmamıştı. Ama vedamız güzel olsun.
Seni ilk gördüğüm andan beri yapmak istediğim şeyi. Fatma da iyi yere kapaklanmış vallahi. Buyurun, ne vardı? Merhaba canım. Ben Fatma'nın amca kızıyım da kendisini bir çağırabilir misin? Kendisi şu an evde yok. Ha, iyi o zaman ben içeride beklerim. Geçmiş olsun. Ben Doktor Sezin. Sağ olun doktor hanım. Allah rızası için bana iyi bir şey söyleyin. Durumu nasıl? Bakın. Ya Amerika'da iyileşti dediler. Ben de iyileşti sandım. Aslında böyle sakin sakin baba oğul top oynuyorduk ama bir... Sizin çocuğunuzdu değil mi? Evet, benim çocuğum. O zaman sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Neymiş o önemli durum doktor hanım? Bakın Bayram Bey. Oğlunuz burada olmaz. Mutlaka beni arayın. Çok önemli. Nedir durumu? Kenan Bey, durumu stabil. İlk müdahaleyi yaptık. Bir süre sonra özel odaya alacağız. Tamam, başında bekleyeceğiz. Kenan, hani yenmiştik hastalığı? Hani iyileşmişti? Merak etme. İyi olacak. Şimdi özel odaya alacaklar, tamam mı? Bana güven. Kenan Bey. Senin ne işin var burada? Oğlumu ben yetiştirdim hastaneye. İyi, sonunda Salih için bir şey yapabilmene sevindim. Ya bırak, polim yapma. Hani bir çocuk iyileşmişti, kurtulmuştu o illetten. Şimdi ne oluyor içeride? Tıpta öyle bir anda iyi olmak diye bir şey yoktur. Bu beklemediğimiz bir durum değil. Şimdi müsaade edersen Salih ile ilgileneceğim. Kenan, ben de gelebilir miyim? İlgilen ya. İlgilen tabii oğlumla. Şurayı kızlar. Nil tamam, temizdir şimdi. Bana bak sığlık pazarı. Seni daha önce uyarmıştım. Bir topuklu giydin, bir mini çektin diye. Saçına iki maşa yapınca bana ait olanı alabileceğini mi sandın? Ne oluyor ya? Ne diyorsun sen? Neymiş sana ait olan? Az önce zorla öptün ya. Sen kendini ne zannediyorsun ha, gerizekalı? Sinan benim kızım. Sen ne yaparsan yap, ne giyersen giy, Sinan sana asla bakmaz. Bunu o küçük bölmene sok. Ya ne yapıyorsunuz ya? Gidemeyin, üstümü yırtacaksın ya. Bırak! Ya bu sefer internette ünlü yapacağız seni. Hayır! Bekletmedim değil mi? Hayırdır kardeş? Dün havuzun dibinde mevte oluyordun neredeyse. Bugün de pişmiş kelle gibi ne sırtıyorsun lan? Ha? Oğlum, sen bu başımıza gelenleri şaka mı zannediyorsun ya? Yok, şaka zannetmiyorum. Da, herif istese beni öldürürdü. Yani kafama sıkardı, öyle atardı beni havuza. Değil mi? Korkutmak istiyor işte, belli. Ya oğlum. Şişt, oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum ne?
ne yapıyorsun oğlum? Şişt, tamam 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 bak bitti gitti ya bitti gitti. Manyak mısın lan sen? Bak bitti gitti lütfen ya. Lütfen artık bir bak etrafına ya. Sıkıldım şu silah milah işlerinden tamam bitti. Sen beni deneyecek misin lan? Ha? Oğlum. Bak sadece sen değil. Ben de namlunun ucundayım. Senin bu labanın yüzünden ben de ok altına gideceğim. Abi dinle Allah'ını seviyorsan bir dinle bak. Vallahi billahi bir şey olmayacak. Beni dinle ben babamı tanıyorum. Bir şey olmaz. Hiçbir şey yapamazlar dinle beni. Eğlenelim biraz lütfen. Bir rahatla. Tamam lan. Tamam varım lan. Eğlenelim tamam biz de eğlenelim lan. Değil mi? Şu mafyacılık işi bitsin Allah'ını seviyorsan. Bitti gitti ya tamam. Ha? Nereye gidiyoruz? Ben yolda söylerim sana. Ha? Aynen. Hadi. Tamam, hadi, hadi bakalım. Gel, hadi. Ya üç vakit mi desem, beş vakit mi desem bilemedim. Aşk gibi inanılmaz coşuyor. Ay bombasın tatlım. Astroloğum da söylemişti biliyor musun? Ay Şerife, kanım sana çok kaynadı. Sanki yıllardır arkadaş gibiyiz. Ya hep öyle derler biliyor musun? Ya benim tadımı alan bir daha bırakamaz beni. Ne görüyorsun Falda? Yani nasıl bir adam bu aşk evimdeki? Kız nasıl olacak? Kocan işte. Üf, kurtulamadık diyorsun yani. Merhaba hanımlar. Aa, senin ne işin var bu saatte? Fikret hayırdır? Taş kesildin birden. Yoksa tanışıyor musunuz? Yok hanımefendiyi çıkaramadım da. Yok. Şerife, eşim Fikret. Merhaba. Merhabalar. Kahve mi içiyorsunuz? Naime hadi sen bana bir kahve yap. Hizmetçilere söyle yapsınlar. Ama ben senin o güzel ellerinle yaptığın kahveden içmek istiyorum. Hadi. İyi peki. Siz de mi fal baktıracaksınız Fikret Bey? Senin ne işin var burada? Nasıl buldun evimi? Yani mobilyalar biraz kasvetli. Böyle pek benim tarzım değil ama ev şahane. Bana bak. Dalga geçmeyi bırak da soruma cevap ver. Evimi nereden buldun? Nereden bulacağım be? Ne bileyim ben buranın senin evin olduğunu? Niye geldin öyleyse? Fatma çağırdı beni. Ne? Fatma mı? Yoksa o da mı? Yok. O benim gibi profesyonel değil. Amcanın kızı mı? Evet. Hem de Öz amcanın kızı. Ne oldu beğenemedin mi? Ya neyse ne hemen çekip gidiyorsun buradan. Fiko. Aklın varsa böyle davranmazsın bana. Ya çeksene şu pis patiğin üstünden. Yoksa o kırdığın bütün cevizleri ağzından kaçırıveririm ben. Sakın ha. Ay Fiko. Sen böyle tırsınca ayrı bir hoş. Ayrı bir yakışıklı, ayrı bir çekici oluyorsun. Neyse. Ben gidiyorum şimdi. Ama geleceğim yakında. Aa, Şerife nerede? Bir telefon geldi çıktı gitti. Nereye gitti? Ben ne bileyim be kadın. Çıkmış işte. Bu hastalık mazeret kabul etmez. Git konuş şu herifle. Onun da niyeti kötü değildi. Fatma niyet önemli değil. Sonucu görüyorsun. Hadi beni muhatap etme. Sabahtan beri kapıda bekliyor. Konuş da eve gitsin. Başka bir şey demek için geldim Bayram. Ha, ne oldu bir şey mi lazım? Yok.
Sen bekleme artık. Ne demek bekleme oğlum o benim? Buradan Gül'ü oynaya çıktığını görmeden nereye giderim? İşte bu kadar babasın sen Bayram. Onu yormaman gerektiğini bile bilmiyor. Senin yüzünden bu hale gelmiş çocuk. Benim yüzümden mi? Git buradan Bayram. Oğlunu zerre kadar seviyorsan git. Tuvalete. Geleceğim mi? Çok şakacısın lan. Alo. Alo. Ya Bayram, ben Salim Baba seninle bugün konuştuyduk. Sen önemli bir şey söyleyeceğim dedin. Ne diyecektin bana? Neredesiniz şimdi? Hastanenin girişindeyim işte. Nereye geleyim? Ne işimiz var orada ya? Neyse tamam. Geliyorum birazdan. Tamam. Ne oluyor ya? Yürü lan. Sen hala gitmedin mi? Ya bu bir rezillik çıkmasını istemiyorsan çekil önümden. Ne bu telaş? Biriyle mi buluşacaksın? Ya seni ilgilendirmez, çekil önümden. Ne oluyor doktor? Nedir bu gizli saklı işler? Ne diyeceksin bana? Kenan Eroğlu ile ilgili. Tamam de ne diyeceksen, ne yapmış Kenan? Ha? Nasıl anlatsam? Oğlumuzun sağlığı için ona güvenebilirsiniz. Salih için elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Bu mu yani? Bunun için mi getirdin beni böyle morgun önüne kadar? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Üzgünüm. Geçmiş olsun. Abi bir şey yap. Babam korur beni. Bana bir şey olmasına izin vermez. Hadi gidip yerlenelim Hacı Ali. Çok dahşatlı eğleniyoruz değil mi? Gerizekalı. Vay be. Vay be. Bu ne kadarmış kardeş? Yok ya. Ne buraya kadarmış? Bir şey yap. Lütfen. Ölmek istemiyorum. Sus lan! Sus! Kar gibi yalanma! Delikanlı ol lan, delikanlı! Alo.
Abi ne yapalım bunları? İndirelim ikisini de. Emredersiniz abi. Kalk lan ayağa! Kalk! Ne var lan? Kalktık işte. Haceli! 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 Arkadaşımı vurdun lan! Beni de vur lan! Hadi vur! 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 Hadi lan! Sıksana! Sıkma! Sıkma! Sık! Sık! Acil bir şey konuşmamız lazım. Ya sen gitmedin mi Bayram? Ya bak bu Kenan'da bir işler var Fatma. Şşt! Çocuk uyanacak. Çık dışarıda konuşalım. Ya bu hastanede Doktor Sezin diye bir kadın var biliyor musun? Bilmiyorum Bayram. Ya sen niye Kenan'la uğraşıp duruyorsun? Ya sen bu Kenan'ı ne kadar iyi tanıyorsun ki? Madem bu kadar iyi bir insan, madem bu kadar iyi bir doktor... ...o zaman Hatice ile çocuğumu niye kurtaramadı ha? Şimdi Salih'i nasıl onun eline bırakıyorsun sen? Bunun için yapıyorsun değil mi Bayram? Sırf Hatice ile çocuğunu kurtaramadı diye intikam almaya çalışıyorsun. Vallahi öyle bir şey değil. Bak bu Kenan bildiğin gibi bir adam değil. Sen nereden biliyorsun Bayram? Sen Amerika'da yanımızda mıydın? Ya adam senin oğlun için kendi evladıymış gibi çırpınıp durdu. Kenan'la uğraşmayı bırak artık. O iyi bir adam. Yardım edin! Doktor!